Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün bu zeminimizi parke yaptırdık. Ahmet ustamız var. Ahmet ustamıza birkaç şey soracağız tabii. Video çekmeye başladık. Ahmet ustam, kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Ya. Ahmet ustam video konusunda biraz utangacım dedi. Ya beni çekmesen olur mu dedi. Ben dedim, ya dedim hani yemiyoruz insan. Yiyoruz mu Ahmet usta? Yok tabii. Senin ustanın ismi neydi? Furkan abi. Furkan, bu da arkadaşımız. Beraber çalışıyorlar. Biraz bir hoş çalışıyorlar, kesiyorlar. Şimdi yap. Ahmet ustam. Buyur abi. Burada ne yapıyorsun? Hani o buraları çakarken niye öyle çaktın? Bir anlat bize hele. Kilidi var, kanalı var. Şimdi kilit kanal dediğin şurası. Evet. Bu öbürünün üstüne geliyor. Arasına geçiyor. Buraya geçirirken de 45-17 dediğimiz sistem var. Böyle düz çaktığın zaman geçmez. Şu kanalın oturması için şu şekilde şöyle oturması lazım. Hı. Ve kilde zarar vermemesi için. Anladım. Bunlar çok önemli. Peki Ahmet ustam, size arkadaşlarımız nasıl ulaşır? Ne yapar? Siz nerede çalışıyorsunuz? Hangi ildesiniz? Biz Ankara'nın her yerindeyiz. Bir telefon kadar uzağız arkadaşlar. Telefon numaranı da söyle bari. 0507 evet. 319 1437 7/24 arayabilirler. 7/24. Evet. Gecenin biri de olsa diyorsun arasınlar. Daha önce bir şeyimiz var. Alo, eve su bastı. Usta, hoş gel diyorlar. Çıkıyoruz, gidiyoruz. Ne yapıyor? Parkeyi mi çekiyorsunuz? Evet, onu? Parke zarar görmesin diye bir an önce müdahale ediyoruz. Şimdi... Başka... Yani... işi ustaya versinler diyoruz. Kendileri yapmaya çalışmasınlar. Kendileri yaparlarsa ceplerinden daha çok para çıkar. Yani yanlış... İki paket parke kestiler, bizim işçilerimiz zaten oluyor. Peki şu an hani bugün ayın kaçı? 9'u. 9/1/2021 yıl, yani 2021'deyiz. Şu an metrekaresine göre değiştiğini ben biliyorum. Hani 50 metrekare altı bir işçilik ne kadar tutuyor? İşçilik? Yani 250-300 lira civarında. 300 lira. Yani. 50 metrekare üstü? 50 metrekare üstü metreye göre değişir. O zaman metre barına 5 liradan başla. Ha, metre ne kadar çoksa... Aynen. İşin çeşidine göre, yapılacak işin özelliğine göre. Değişiyor tabii ki. Telefon numaramızı verdik. Zaten şeyde de aşağı yazarım ben burada. Telefon numaralarını ustalarım. Peki, Ahmet ustam, adam şehir dışında, hani sana ulaşamıyor. 250-300 lirayla hani sen şehir dışına gitmen. Evet, o zaman şehir dışı tarifeleri başlıyor. Yok, yani senin gidemeyeceğin bir yer. Adam ne parke döşetecek, kendisi döşemek zorunda, usta da bulamıyor. Hani orada ne yapması lazım aslında? Orada ne yapması lazım? Yani misal veriyorum, nereden başlaması lazım, niye oradan başlaması lazım gibi soruyorum ben. Kilit sistemi var. Şu kilit duvar kısmına gelmesi lazım ki şuradan daha rahat taksın diye. Buradan takarsa parkeye zarar verir. Yani şu kullandığımız takoz çekici buradan vurursa parkeye zarar verir. Çünkü kanalı oturmaz. Buradan kullandığı zaman kanalı oturduğu için hiçbir zarar vermez parkeye. Anladım. Peki şöyle söyleyeyim ustam. Başlarken hani yatay mı dikey mi onun? Şu şekilde uzun duvar ve güneş ışığı. Uzun duvar dediğimiz mesela burada uzun duvar neresi? Bu şekilde değil mi? Kullanım bu şekilde olduğu için uzunlamasına döşen. Burayı bu şekilde döşersen parke kendini göstermez. Dar bir ortammış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi uzun duvar ve güneş ışığı var. Odaya girdi. Odaya girdiği zaman güneşi, pencere nerede, güneşi nereden alıyorsa ona düz bir şekilde. Paralel olmak zorunda. Aynen, aynen. Aynı yönde bakacak. Aynen, aynı yönde baktığı zaman hiçbir sorun yaşamaz. Parkenin ömrü uzun olur. Gösterişi güzel olur. Bu da duvardan ölçü alma yöntemi. Onu biraz anlatsana.
Bu anlatılmaz, bu ustalık işidir. Yok şey hani duvara diğer parkeyle sıfırlıyoruz. Diğer parkeyle sıfırlayıp ona göre ölçüsünü alıyoruz. Aynı, doğru mu anladım? Aynı parkeden bir tane daha koyup onu çiziyoruz. O aradaki boşluğu çıkarıyoruz. Çizdiğimizi kesiyoruz. Çok önemli. Kenarda bıraktığımız boşluklar var ya. Parkenin hareket etmesi için. Parkenin hareket etmesi için ileride en ufak bir hareketle buraya yakınsa hem ses yapar hem kabarma dedikleri sistem. Hani herkes diyor ya parke kabardı, parke kabardı. O sistem olur. Yani hafif bir su aldığında genişleyecek, o genleşecek. Şimdi su aldığında öyle ya şey az bir şeyden bahsediyorum. He. Sadece hani, bu parkenin ek yerleri belli olur su aldığında. Eski ağaç parkeleri gibi sadece bir kavar var yani. Sadece ek yerleri belli olur. Çok hafif böyle yani. Bir tanesi birbirine takma olur havaya. Onun dışında başka bir şey olmaz zaten. O da kulun ile geri oturup aralara açılır. Tabii sen bilmiyorsun, bizim bir sürü buranın ilk başlangıcından beri video çekiyoruz biz. Ya, buralar ne haldeydi sana gösteririm birazdan. Hani bayağı bir kötü haldeydi burası. Yavaş yavaş toparlanıyor. Aynen öyle.